unsurlar 6-7. yüzyıldan beri bilinen ve bugün de varlığını sürdüren bir Türk boyudur. Türkçe, Çince gibi çeşitli kaynaklarda geçen Uygur adının anlamı için uymak, oymak, müttefik gibi karşılıklar verilmektedir. Daha sonraki Türk kaynaklarında geçen 10 Uygur sözünün 10 müttefik demek olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Uygur adının en uygun anlamı müttefik olmalıdır. Uygurlar 4. 5. yüzyıllarda yüksek arabalı yani Kanglı boyları içerisinde yer alıyorlardı. Göktürk Kağanlığı kurulduğu esnada Kağanlığa bağlanan Töles boylarından biri olarak anlatılmaktadır. Töles boyları Orhun, Selenge, Tola ırmakları kıyısında yaşıyorlardı. Uygurlar Selenge ırmağı kıyılarındaydı. Uygurların çok cesur ve savaşçı oldukları, konar göçer bir hayat yaşadıkları anlatılmaktadır. 620'li yılların sonuna doğru Göktürkler Çin'e yenilince Bugu, Tongra, Bayırku gibi 5 boyla bir birlik kurdular. Böylece 628 yılında Sir Tarduşlar Ötüken'i ele geçirdiler. Göktürkler bu birlik karşısında yenildiler. Uygur Bey'i daha da güçlendiği için Erkin yerine İlteber unvanı aldı. Bundan sonra Uygurlar 9 Oğuzları kendisine katarak 10 Uygur Birliği'ni kurdu. Bununla beraber Uygurlar Çin adına hareket ediyorlar, Çin için Kore gibi yerlere seferler düzenliyorlardı. 660'lı yıllarda Çin'e baş kaldırsalar da başarılı olamadılar. Uygurlar 682'de yeniden kuruluşundan sonra tekrar Göktürk Devleti'ne bağlandılar. Bu arada dağılan Oğuz Birliği'ni toparladılar. Göktürk Devleti'nin iyice zayıfladığı zamanlarda Çin içerideki Türk boylarını kışkırtmaya başladı. Uygur, Karluk, Basmıl boyları birleşip Göktürk ordusunu mağlup ederek Basmıl Bey'ini Kaan ilan ettiler. Göktürk Kaanlığı yıkıldıktan sonra Uygurlar Basmıl ve Karlukları yendiler. Kutluk Bilge Köl Kaan'ın yönetiminde Göktürk Kaanlığını yıkarak 745'te Ötüken'de Kaanlık kuran Uygurlar, Yağlaklar, Kürebir gibi 9 aileden meydana geliyorlardı. Kaan ailesi Yağlaklar idi. Uygur Kaanlığı, Bugu, Hun, Bayırku, Tongra, İdiz gibi 9 Oğuz boyunu birleştirmişti ki buna 9 Oğuz denilmektedir. 9 Oğuz'a Uygurların katılmasıyla 10 Uygur denen birlik meydana gelmiştir. Ötüken'i merkez alan Uygurlar onların sınırlarına tekrar eriştiler. Güneyde Gobi çölüne, batıda Altay dağlarına kadar uzanmışlardı. Başkente Ordu Balık deniliyordu. Kaan'ın ölümü üzerine 749 yılında Bayan Çor Kaan oldu. Yeni Kaan iktidarını pekiştirmek için daha çok Kırgız, Karluk, Türgiş, Basmıl, Oğuz, 9 Tatar gibi Türk boylarıyla mücadele etti. 9 Oğuzları topladı. Kaanlığın sınırları kuzeyde Hakasya, Tuva dolaylarına, batıda Doğu Kazakistan, Kırgızistan'a, doğuda Doğu Moğolistan'a kadar uzanıyordu. Kaan oğullarını aldığı yerlere Yabgu ve Şad unvanlarıyla idareci olarak tayin etti. Göktürk Kaanlığının yıkılmasından sonra Çinliler batıya doğru ilerlemeye başladılar. Bu arada İslam orduları ise doğuya doğru ilerliyordu. 751 yılında iki taraf arasında Talas'ta meydana gelen savaşta Çinliler yenilerek doğuya çekildiler. Bu savaştan sonra Uygurlar daha da güçlendiler. Yine de sonraki birkaç yıl Kırgız, Basmıl, Türgiş gibi Türk boylarının isyanlarıyla uğraştılar. Türkistan'dan çekilmek zorunda kalan, ekonomik zorluklarla boğuşan Çin'de iç karışıklıklar meydana geldi. Türk kökenli An Lushan adlı bir Çin generali isyan ederek 756-757 yıllarında iki Çin başkentini ele geçirdi. Çin imparatorunun yardım istemesi üzerine Uygurlar isyanı bastırdılar ve karşılığında Çin'den yıllık vergi aldılar. Bayan Çor'un ölümü üzerine 759 yılında tahta çıkan Bögü Kağan devrinde Çin üzerinde çok etkili olan Uygurlar Çin şehirlerinde rahatça ticaret yapıyorlardı. Bu arada Çin önlerine gelen Tibetler Çin başkentini ele geçirdiler. Çinlilerin yardım istemesi üzerine Bögü 762 yılında şehri kurtardı. Bögü Kağan savaşçılığını yitirmemiş, hatta iyi geçindiği Çin'i ele geçirmek istemişti. Buna karşılık Çin seferine karşı çıkanlar onu öldürdüler. Yerine geçen Alp Kutluk Bilge Kağan, Çin ile anlaşarak Uygur tüccarların Çin'de yaşadıkları sorunları çözdü. Bu arada Kırgızları tekrar mağlup etti. Tibetliler Çin'e hücum etmeye devam ediyorlardı. Uygurların menfaati için Çin'de düzenin devam etmesi gerekiyordu. Uygur orduları Tibetlere karşı başarısız olunca Kağan indirildi. Memlekette karışıklık çıktı. Kağan
Kaan olan Ediz boyundan Kutluk devrinden sonra Uygurlarda düzen sağlandı. Ticaret ve zenginlik arttı. Devamında Tibetler durduruldu. Soğut bölgesine kadar ticaret geliştirildi. Bununla beraber içerideki iktidar mücadeleleri sebebiyle zayıf düşen devlet 840 yılında Kırgızlar tarafından yıkıldı. Uygurlar bundan sonra yurtlarını terk edip toplu olarak Doğu Türkistan'a Karluk memleketine, Mavi Nehir tarafına, Çin'e, Gansu'ya, doğuda Moğol kabileleri arasına göçtü. Türk Tarihi kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz tarih videolarının devamı için videolarımızı beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler dileriz.